Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, önemli bir konu var bugün yine size soracağımız. İbadetle alakalı ama şöyle sormak istiyoruz. Şimdi diyelim ki bir Müslüman, işte 5 vakit namaz kılmak farz. Bunu biliyor. Onların işte kaçar rekat olduğunu da biliyor. Ona göre ibadetini yapıyor. Şimdi şöyle düşünsek, 5 vakit değil de ben 9 vakit, 10 vakit kılmak istiyorum bir günde. Daha güzel olur, fazla yapıyorum çünkü. Veya işte ne bileyim 4 rekat farzdır da 5-6 rekat kılsam daha iyi olmaz mı diyebilir. Yani şunu sormak istiyorum. Kişi iyi yapıyorum diyerek de düşünse, onun kafasına gelen şeyi yapması mı ibadet olur? Yoksa ibadetlerin belli şartları var, olması gerekir. Bunlara uymak mı ibadet olur? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken bir şey sık sık tekrar ediliyor. Mesela din bilgilerinde değişiklik olmaz. Yani dinde değişiklik olmaz. Ama fen bilgilerinde zamanla değişiklik olur. Mesela bizden önceki asırda bazı şeyler muamma gibi görülüyordu. Ama teknolojinin ilerlemesi neticesinde onların muamma olarak, yani mümkün değildir denilenlerin hepsi bugün basit gibi gözüküyor. Bilinebiliyor. Ama Allah-u Teala'nın gönderdiği dinlerdeki emir ve yasaklar öyle değildir. Cenab-ı Hak mesela domuz etini haram etmiştir. Kıyamete kadar öyledir. Ha inansın inanmasın, o senin bileceğin bir şey, tercih sana aittir. Ama iman ettiysen Allah'ın emrettiği şekilde ona sakınman gerekir. İçkiyi haram etmiş. Efendim benim niyet. Niyet falan karıştırmaz orada. İçki haramdır, bitti. Zina haramdır. Faiz haramdır. Kesin. Namaz farzdır. Oruç farzdır. Hac farzdır. Yalan söylemek haramdır. Doğru söylemek aynı şekilde emirdir. Bunlar açık net bir şekilde bildirilmiş. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmaz. Ve ibadet olarak bildirilenler de aynı şekilde ortada bir değişiklik olmaz. Onun için İmam-ı Rabbani Kudüs'ün sözlerinin bir sözü var. Çok güzel ifade ediyor. Tek bir cümleyle halletmiş onu. İbadet, emredileni emredildiği şekilde yapmak. İbadet, emredileni emredildiği şekilde yapmak. Mesela sabah namazının farzı 2 rekat. Ya ben dert kılarım arkadaşım. Değiştiriyorsun ibadeti. Emredildiği şekilde yapmaktır onu. 2 rekat olarak. Fazla yapıyorum diye iyi bir şey yapmıyorsun. Hayır. Mesela öğlen namazının farzı 4 rekat. Ya ben 6 kıl vereyim ne olacak, daha güzel olur falan. Daha çirkin olur. Çünkü emri verene karşı, orada emri koyana karşı diyorsun ki sen bilememişsin, bana sorsaydın bunu ben 6 rekat yapardım. Mesela akşam namazının farzı 3 rekat. Ya bu noksan olur öyle şey, dert olması lazım falan. Bunu emreden bilememiş. Kime söylüyorsun? Allah-u Teala, haşa. Mesela vitir namazı Hanefi'de 3 rekattır. Hani o emri verene diyorsun ki sen bunu anlamamışsın, bilememişsin. Bana bir sorsaydın benim gibi bulunmadı kendi kumaşına, ben sana doğruyu söylerdim, haşa. Dolayısıyla akşamı 3 rekat kılmak, yatsıyı, ikindiyi ve öğlenin farzları 4 rekat kılmak, vitri 3 rekat olarak kılmak ve kunut tekbir alıp kunut duası okumak, sabah namazının farzını 2 rekat olarak kılmak emredilmiştir. Bu emirdir. Evet. Ve neler okunacağı da bildirilmiştir farzlarda. Mesela 4 rekat farzların ve 3 rekatlı farzların da aynı şekilde 3. 4. rekatlarında Fatiha'dan başka bir şey okunmaz buyuruyor. Ya ben olur mu canım sende, ya ben okuyorum arkadaşlar. Nelerler okuyor falan, okuyorum da. Yani emredilecek. Yarın ahirette sen sevap beklerken diyecekler ki arkadaş gel bakalım. Bu böyle emredildiydi. Ben daha güzel olsun. Daha çirkin yaptın sen. Sen emri dinlemedin. Söz dinlemedin. Peki demedin. Kafana göre gittin. Bunların hepsini çizip diyorlar. Ne yapacaksın o zaman? İster namaz ibadeti olsun Mustafa Bey, isterse aynı şekilde bu oruç ibadeti olsun, ister hac olsun. Efendim ben kış günü işte kısa günlerde gidiyorum. Böyle şimdi haçta bir defa işte farz olan tavaf var. Ben 30 defa tavaf eder gelirim falan. İstersen 300 defa tavaf edeyim. Hac Zilhicce ayında. Bu yazada gelir, kışada gelir, sonbaharda gelir, ilkbaharda gelir. Zilhicce ayındadır. O ayda. Kurban Zilhicce ayında. 10, 11. 12. günler kesilir. Haç da Zilhicce'nin 9. günü başlar. Arafat'a çıkmak. 9, 10, 11, 12, 13. günleri içerisinde hem aynı şekilde
ihrama giriyorsun, daha önce de giriyorsun, ondan sonra Arafat'a çıkıyorsun, farz olan tavafı yapıyorsun ve bitiriyorsun. Yani kurbanı kesiyorsun ve bitiriyorsun. Yani 5 gün kafi geliyor zaten haccın yerine getirilmesi için. Tabii önceden gidildiği için umre yapılıyor veya diğerleri yapılıyor ama 5 gün kafi gelir mi? Evet, 5 gün kafi geliyor. Dolayısıyla hangi ayda, hangi zaman dilimi içerisinde ve o ayın kaçından itibaren bunlar yapılması lazımsa bildirilmiş. Allah-u Teala bildirmiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam göstermiş. Nasıl yapılacağını da göstermiş. Eshab-ı Kiram da bunları ikinci kuşağa anlatıyor, onları da kitaplarına yazıyor. Fıkıh kitaplarında bunlar yazılı. Onun için ibadetler nasıl emredilmişse, abdestin alınış şekli nasıl emredilmişse öyle yapılır. Gusül nasıl emredilmişse öyle yapılır. Namaz nasıl emredilmişse öyle kılınır. Neler okunacak, neler yapılacak, rükûsunda, secdesinde neler var, bunlar nasıl emredilmişse ve ne okunması emredilmişse. Efendim işte rükûda Sübhane Rabbiyel Azim deniyor, ben salavat okumam daha iyidir. Daha kötüdür. Değiştiriyorsun çünkü. Ne emredildiyse, ne okunması ve ne kadar okunması bildirildiyse. Mesela ne kadar okunması? Kendi başına kılıyorsun. 3, 5, 7, 11'e kadar okuyabilirsin. Üstahattır bu. On sana efendim ben yarım saat rükuda bekliyorum falan. Orada Yasin'i bitiriyorum. Şey yap, Kur'an-ı Kerim bitir istersen. Bir faydası olmaz onun. Secdeyi 4 kere yapıyorum. 4 kere yapıyorsun mesela. Onun bir faydası olmaz. 1 rükû, 2 secde. Her rekatta. Kıyam bellidir. Evet. Kıyamda okunacaklar da bellidir. Rükuda okunacaklar bellidir. Rükudan kalkarken, rüküye inerken ve secdeye giderken, secde arasında söylenecekler hepsi yazılı. Dolayısıyla nasıl emredilmişse ve nasıl yapılması bildirilmişse ibadet öyle yapılır. Oruç da öyle. Evet ben öğleyin başlıyorum işte falan, yatsıya kadar tutuyor falan. Vallahi arkadaş istersen imsa kadar tut, hiçbir ifade etmez. Çünkü orucun başlayış ve bitiş vakitleri bildirilmiş. Başlayış vakti imsak ve bitiş vakti de akşam güneş batınca akşam namazı vaktidir. Nelerin bozduğu da bildirilmiş. Deva ve gıda. 2 kelimeyle bitirmişler onu. Deva ve gıda. İlaç ve gıda olarak. Ne alırsan al. Efendim şu cinste bir işte falan tropikal ikliminde yetişmiş şöyle bir meyve falan. Onları madde madde yazmazsın. Yenilebilecek cinstense ot da yesen aynı şekilde oruç bozulur. Ot da yesen aynı şekilde oruç bozulur. Dolayısıyla o oruç ibadetini yerine getirebilmek için bildirilen zamanda başlayacaksın, bildirilen zamanda bitireceksin ve ne emredilmişse, nelerden sakınılması emredilmişse onlardan sakınman gerekir. Onun için burada değişiklik olmaz. Efendim işte yaza gelince zorlanıyoruz falan, bunu kışa çeksek falan, zamanında bildirilmiştir. Kameri takvime göre emredilmiştir. Güneş de yaratan Cenab-ı Hak, ayı da yaratan Cenab-ı Hak. Ay takvime göre değildi, güneş takvime göre emredebilirdi. Sadece kısa günlere emredebilirdi. Öyle yapmadı. Ay takvimine göre emretti. Bu ayda. Mübarek geceler bu ayda. Ve mübarek zaman dilimlerinin hepsi o ayda. Dolayısıyla bunlar 365 gün değil. 354 gün falan çekiyor. Onun için de her sene 10 gün önce geliyor bu aylar. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te, ondan sonra haçta, kurbanda, bazen yaza gelir, bazen kışa gelir, bazen sonbahara, bazen ilkbahara gelir. Her mevsimde de aynı şekilde hac edebilir. Yani her mevsimde oruç tutulur. Oruç tutulabilir. Yani bunlara denk gelmişse, bu aylara denk gelmişse öyle mi yapılır? Evet öyle yapılır. Bir de şuna dikkat çekiyorlar. Mesela hani siz demin dediniz ya, efendim ben şöyle yaparsam ibadetim daha güzel olur falan. Aklına hayaline geldi, öyle yapıyor. Adam takla atıyor mesela, Allah 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 diyerek böyle takla attı gitti. Sevap kazanır mıyım falan? Kazanamazsın. Ha, Allah dediği için kazanır ama bunu ibadet diye yaparsak bid'at olur. Bid'at sahipler cehennemin köpekleridir buyuruyor. Ha, adam takla atıyor da takla atarken Allah dedi. Ha, sevap kazanır o. İbadet diye yapmıyor. İbadet diye yapmıyor. O zaman sevap kazanır. O ayrı bir mesele. Yolda giderken mesela kelime-i tevhid okuyup gidiyor mesela. Kimseyi rahatsız etmeden. Sevap kazanır tabii ki. Yani Allah'a pale hatırlıyor. Onun ayrı bir durumu söz konusu. Ama kendi hayaline, düşüncesine geleni, işte ya günde 5 vakit namaz toplasan işte bunların farzları 17 rekat ediyor. Akşam ben 200 rekat kılıyorum falan. Yani gece herkes yattıktan sonra. Valla 400 rekat kılsan da bir şey ifade etmez. Çünkü Allah-u Teala bu 17 rekat farzı 5 vakit içerisinde, o vakitler içerisinde emretmiş. Vaktinde kılmak farz. Vaktinde kılamadıysa sonra kaza etmek de farzdır buyuruyor. O da bir değişiklik olmaz. İşte üzerinde durdukları konunun birisi de bu ibadetlere dünya menfaati karıştırırsa. Mesela ya oruç tutayım ben zayıflayayım. Ya namaz kılayım, namazdaki hareketler var ya beni zayıflatır herhalde. Veyahut da beni hiç yapar falan. Spor evet, yapmış olurum. Yani bu niyetle yaparsa. Veyahut da işte ya ben Mekke'yi, Medine'yi falan bir görür gelirim ya. Bir seyahat ederiz. Turistik seyahat falan. Veya ticaret. Veya ticaret orada biraz işte şey yaparız falan filan. Bu niyetler karıştıysa onlar da gitti. Onun için ibadetler İmam-ı Rabbani Kutsi Sözleri'nin buyurdukları gibi
nasıl emretmişse öyle yapılmalıdır. Hadis-i şerifte Allah-u Teala ahiret için yapılan iyiliklere dünyada da mükafat verir. Fakat yalnız dünya için yapılan işlere ahirette hiç mükafat vermez buyuruyorlar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.